Merhaba canım takipçilerim hoş geldiniz. Bugün yanımda Irmak var. Irmak Kadın kanalında birbirinden güzel şeyler yapıyorlar. Kadın kanalını da takip edin. Beni rezil etmeyin. <laughs> kadın kanalını takip edin. Altına da yazın Canayd olmuştan geldik diye. Çok şekerler gerçekten. Müthiş şeyler yapıyorlar. Neler yapıyorsunuz kanalınızda? Biz kadın kanalında kadınların genel olarak meselelerinden bahsediyoruz. Dertlerimizi, sıkıntılarımızı, sorunlarımızı. Nedir dertiniz? Sorunlarımız. Dertlerimiz nedir? Çok çeşitli olabiliyor dertlerimiz. Mesela en son depresyon konuştu. Buldunuz mu çözüm? Aa, aslında kendi içimizde buluyoruz biliyor musunuz? Ne buldunuz? Güzel bir kabile oluşturduk biz. Hı. Bu kabile kendi içerisinde çok güzel bir dayanışma sergiliyor. Ne güzel. Ve e, depresyondan bahsettiğimizde mesela herkes kendi çözümlerini yazıyor. Hı. Ya da mesela e, platonik aşklardan bahsettik. Hı. Platonik aşklarda. ...neler yapılabileceğinden bahsettik, hmm. İlham perisinden bahsettik. Kendi hmm. yaratıcılığını açığa çıkarmak, yaratıcılığının peşinden koşmak... ...onun için neler yapabileceğinden bahsediyoruz. Hmm. Birbirimizle mesajlaşıyoruz, yorumlaşıyoruz, herkes birbirine destek oluyor. Böyle güzel bir kabilemiz var bizim. Hmm, güzelmiş, peki Kadın kanalında e, en son hani böyle trend olarak... ...kadınlar adına yeni, çok yeni ortaya çıkmış mesela bir şeyler tavsiye edebilir misin? Ne demek o? Mesela yeni işte yeni çıkmış, yeni bir özellikle eğitim, uygulama, işte ürün, ona sonra teknik, özellikle kadınlara böyle iyi gelen bir ee, şeyler. <laughs> Bilmiyorum seninki şu an soruna denk gelecek mi ama benim son zamanlarda dikkatimi çeken mesela menstrual kap var. Aa! Yani pet değil, evet. tampon değil. Evet. Çünkü bunlar beyazlatıcı, açıcı kullandıkları için aslında kadının... Iı, Bajinasına. ...cinsel bölgesine zarar olabilecek maddeler ha. içerdikleri için menstrual kaplar var. Ha. Hem bu petler ve tamponlar doğada maalesef çözülmediği için de doğaya da zararlı oluyor. Kap olabilir. dediğin bildiğin kap mı? Evet, bayağı bildiğin e, zararlı olmayan, tene zararlı olmayan bir maddeden yapılmış menstrual bir kap. İçeriye yerleştiriyorsun. Evet. Belli saatlerde de değiştirip temizliyorsun. Kaynatarak falan hijyenini sağlıyorsun. Ben mesela bununla ilgili bir video yapmayı düşünüyorum. Aa, ba başka ne var böyle? Başka ne var böyle? Bak güzel bir şeymiş bu. Tamam. Başka ne var böyle? Mesela sen süt yine... Menstrual kamp yazdılar mı şeyde çıkar mı? Biz de daha yapmadık o videoyu. Hayır yani Aa, Google'da tabii, tabii, yazdılar var, mı çıkar? Var, tamam bak, bak size bilgileri alıyorum. Tabii ha? tabii. Satışlı son derece olan birkaç... Bir de şey trend ömürlük. var mı? Bir de ömürlük. Ay trendyolu var mı bilmem. Aa dur bakalım. Bilmem. Dur. <laughs> Ee, şey yapayım, takipçilerime paylaşayım. Bir de bizim paylaşayım. her ay bir derdimiz bu, biliyorsun. Her ay satın alıyorsun. Halbuki ay, evet. bizim bir sorunumuz değil bu. Yani ben niye para verip alıyorum her ay bir pet, bir tampon? Baktığın zaman benim elimde olan bir şey mi? Bu bir lüks mü? Evet, değil. menstrüel ayakkabı bir kere alıyorsun, ömür boyu kullanıyorsun. Şaka yapıyorsun. Tabii. Nasıl yani? Bayağı. Bir dakika, nasıl yazılıyor? Yazsana şuraya. Nasıl? Ömür boyu kullanıyorsun aynı şeyi. Evet. Onu peki hijyen böyle bir şey yapıyor musun? özellikle. Aa, yazamadım. Şey, Aa. Ka kaynatıyorsun. Kaynatıyorsun. Evet. Aynı şeyi ömür boyu kullanıyorsun. Ama. Menstrual. Aa çok ilginç. Bak sizi pet derdinden kurtardım. Hadi yine iyisiniz. Yok aşkım çıkmıyor. Zaten yazamadım. Tamam peki. Sen bana yolla onu bir şey bakayım. Google'a yaz. Google'a bana suggestion yapar. Tamam okey. Ha evet. Başka ne var böyle? Menstrual kap direkt çıktı bak Heh. yazamamışsın. Evet, evet, Ha böyle bir böyle şey. Böyle bir şey. Ha tamam bir dakika çok ilginçmiş. Bir dakika hemen copy paste yap. Bir dakika. Evet başka ne var böyle? Başka ne var böyle? Yenilikçi bir düşünce olarak değil ama belki bilenleriniz vardır. Mesela ben iki yıldır, yaklaşık iki yıldır sütyen kullanmıyorum. Aa Evet. Nasıl yani? Şu an ha, gerçi takılı ama <laughs> çünkü Süçenler kamera karşısına şu çıktım diye. Ama günlük hayatımda ve eğer e, sette çalışmıyorsam, işim gereği takmam gerekmiyorsa evet. oyuncu olduğum için e, kullanmıyorum. Çünkü yapılan bazı araştırmalara göre sütyenin kanseri desteklediği birazcık ortaya çıkmış. Evet. Evet, aksi yönde araştırmalar da var. Bunu reddedenler de var ama bu yönde de araştırmalar var ve şey aslında senin sürekli buradaki kaslarını havada... ...tuttuğu için aslında göğüs kasların yumuşuyor. Hani sütüye sarkmasın diye takılan bir şey ya aslında. Evet. aslında sütyeni takmadığın zaman göğüs kasların çalışıyor. Çünkü sürekli havada tuttuğun zaman bu kas çalışmıyor. Hmm. Alttan desteklediğin için. Hmm. Ama sütyeni takmadığın zaman aslında gösteriyor. Ondan göğüslerin... sonra da demek ki ona devamlı ihtiyaç hissediyor. İhtiyaç hissediyor. Tabii evet. bu çok büyük göğsü olan kadınlar için çok pratik bir bilgi değil ama ben biraz küçük göğüslü olduğum için ben bunu değerlendirdim ve kullanmıyorum uzun zamandır. Özellikle yaz döneminde sürekli gözeneklerin kapalı kalması, terlemesi ve o teri tekrar soluması bedenin e, göğüs kanserini destekleyebiliyormuş mesela. Böyle bir bilgim var. Peki bir şey söyleyeceğim mesela sütyen diyelim kullanmayı bıraktın ama kadınlar sonuçta göğsü birazcık yukarı... ...yokarıda dursun istiyor. Ha tamam estetik bakış açısını hayır, O zaman onun yerine kullanılacak başka herhangi bir sütyen çeşidi ya da farklı var, bir şey var mı? Şey var, çok Mesela şey var. Mesela böyle Braletler daha... var, spor parzı şeyler var, body'ler var. Hmm. Çok ha. şey var. Başka ne var bu tarz? Başka ne olabilir? Aklınıza ne geliyor kadınlarla ilgili? Kadınlara tavsiye edebileceğimiz? Kadınlara tavsiye edebileceğimiz. Ay bilmiyorum, aklına bir şey gelmiyor. E tamam, peki o zaman sana şunu soracağım. Ee hmm. sen... Özellikle bir erkeğin hı. seni gerçekten, ee, diyelim ki tavlayabilmesi için ha. ya da seni kendine aşık edebilmesi için, kadınları diyelim. Hı hı. Erkek ne yapmalı? Böyle çok klasi, klişe olmayan, Tamam. ondan sonra ama çok etkileyici. Mesela bir erkek çok hoşlanıyor senden, tamam mı? Hani gelip söyleyebilir ya da şey yapabilir ama mesela ne yapmalı? Ne yapması seni çok etkiler? Komik olmalı. Ay komik değil adam, <laughs> öküz mesela. E hani komiklik de yapamıyor, şimdi adamlara da komik olmalı, şebeklik mi yapsın adam yani? Hayır, şebeklik onun. asla nasıl? yapmasın zaten. Komik olamıyorsa tamam, şebeklik komik hiç yapmasın da. Olsun ya. Komik olmalı, hani başka bir şey söyle. Herkese, her erken yapabileceği bir şey söyle. O zaman nasıl diyeyim biliyor musun? Ya her erkeğin yapabileceği bir şey değil bu Can. Yani herkesin kendinden ve şahsına münhasır bir karakteri var. Ben mesela hafif ukala erkeklerden hoşlanırım. Ukala. Evet, yani... Mesela kendinin farkında olan ha. ve bunu kullanmaktan, mesela zekasının farkında olan ve bunu dile getirmekten çekinmeyen bir erkekten özgüven geldiği için bana hmm. ukalalığı ben bir tık severim mesela. Hı hmm. anladım. Yani bu ukalalığın yanında hafif bir şey eee espiritüelse de hmm. ben etkilenirim ukala erkekten ama ukalalığı benim üzerimde, benim üzerimden yapmayacak. Beni hmm. yani aşağılamak ya da laf sokmak değil. Hmm. Kendi özgüveninin, kendinin farkında olan erkek bana seksi gelir. Hmm, anladım. Kesinlikle tipe yönelmem mesela. Daha çok gerçekten özgüven bana seksi gelir. Anladım. Ya ukelelalık dediğin şey aslında özgüveniyle alakalı. Evet, özgüveniyle evet Kadınlar alakalı. genel olarak erkeklerin zaten özgüvenli olmasına evet, hoşlanır. Evet, evet. Tiptense gerçekten bir özgüven bana daha her zaman çekici gelmiştir. Tamam, peki mesela benim kadın takipçilerime özellikle şunu seyredin, şunu okuyun, şunu ee, işte dinleyin diyeceğin mesela üç tane tavsiye var. Kurtlarla koşan kadınları okusunlar. Neden? Çok duydum, ben okumadım onu. Ay, Merak şey söyleyeyim ediyorum. Ya, Böyle diyorum ama ben de bitiremedim. Çoğal <laughs> <laughs> yıktın yani. Ama kesinlikle <laughs> okunması gereken bir kitap. <gülüyor> <gülüyor> Gerçekten çünkü... Hani ne dinle anlatıyor? Roman değil mi? Ee, roman gibi değil. Öyküler yani kadınların geçmişinde ve böyle mit, mitler aslında anlatıyor. Aha. Fakat kadınları güçlendirici ve kadınların... Ya sadece ön sözünü bile okuduğun zaman o kadar gaza geliyorsun ve o kadar farkındasın. Sanki bildiğin şeyleri fısıldıyor kitap sana. Öyle ilginç bir yanı var. Yani okuduğum zaman evet abi ben böyle biriydim, ben böyle bir kadınım. Evet ben hatırlıyorum. Nereye gitti o kadın, nereye gömdüm ben o dişiyi kurdu diye düşünmeye başlıyorsun. Ha okey. Tamam. Böyle bir güç veren, inanılmaz seni yükselten ve bir kadın olarak... ...kendinde bastırdığın ne kadar şey varsa bunların farkına varıp... ...kendi gücün eline almanı sağlayan bir kitap. Hmm, ben okuyayım. Ve ben, ben düşün okay. bak, bitirememiş olmama rağmen bu kadar Etkilendim. etkilenmişim okay. yani. Peki seyretmek açısından? Seyretmek açısından... Seyretmek açısından vallahi aklıma şu anda hani özellikle kadınlara önerebileceğim bir şey gelmiyor. Kadın kanalı. Ha kadın kanalını seyredin tabii kadın ki. Kadın kanalını edin. seyredin, evet kesinlikle. Tabii ki kadın kanalını takip edin. Kadın playlisti var bu Öyle mi? Aa. <laughs> Ensel Dansel bölümünde. Nasıl? Bir daha söyleyeyim, Nasıl? bir saniye dur söyle. söyleyeyim. Kadın kanalını seyredebilirsiniz. Kurtlarla Koşan Kadınlar diye playlist bölümümüz var. Entel Dantel bölümünde. O yüzden kadın kanalını takip edin ve izleyin. İzlensin, takip edilsin. Ee, bu arada özellikle e, ırmakların işte kadın kanalında e, sormak istediğiniz... ...öğrenmek istediğiniz şeyler varsa da altına bol bol sorularınızı sorun. Kadın evet. kanalına size yönelik özellikle içerikler de üretebilirler. Benim sonuç evet, çok erkek takipçim var ama çok kadın takipçim Öyle, de var. Öyle Senin takipçin çoğu kadınmış gibi geldi bana. Çok erkek takipçim de çok. Öyle mi? Çok erkek takipçim Ale var. Aa ne kadar güzel. Tabii, tabii. Genelde bu tarz şeylerle ilgilenmiyorlar erkekler. İnanılmaz ilgileniyorlar. Vay yani benim takip... konuşsan hiç oralı değilim hiç, gibi davranır. Hiç, hiç. Kesinlikle alta zaten yorum yazmazlar. Tabii. Arkadan özelden yazarlar. Pis, pis. Ondan sonra aşk acılarını anlatıyorlar. Ya görsen kadınlar mesela anlatıyor ya. İşte şu erkek, işte şu erkek şöyle yaptı, böyle yaptı Onlar bilmem ne falan. Onlar hiç öyle şeyleri yokmuş hiç, gibi davranıyorlar. Ama dökülüyorlar yani. İşte şu kadın beni şöyle yaptı, şu terk etti, bu bilmem ne yaptı. Ya. Aşk acısı çekiyor falan. Mi? Düştün Ondan elimize. Sonra, sonra inanılmaz şekilde anlatıyorlar. Bir arkadan bir görsen Özeller yıkılıyor erkekler. Ark, özelden zaten kadından çok erkekler yazıyor. Tabii. Tabii. Oraya açık kadınlar açık Kadınlar mesela da... açığa soru olarak da kadınlar hani çok soruyorlar. Ama erkekler özellikle. Benim çok erkekler. Yani yüzde ellisi erkektir. Aa, tabii. o kadar kuvvetli. Çok, çok, Aa, bravo çok beyler, tarz. yani kadın kanalını da takip edin o zaman. Biz tabii de tabii. size yararlı olabilecek Sizlerle şeyler er, e, Benim canım erkek takipçilerim, erkeklerim erkek. benim. E, kadın kanalını takip edin. E, kadınları daha iyi anlamanız, daha iyi empati kurabilmeniz adına da... ...çok güzel olur tabii erkekler evet, kanalını sizi da mesela takip edin. Kafanız kadınlarla ilgili nelere takılıyor? Bunları sorun bize, biz de yanıtlayalım tek tek. Evet ama işte sormazlar. De, biz de DM'lere cevap veriyoruz. Bize de YouTube'da DM atabiliyorsunuz. DM atabiliyorlar mı? Hayır. Instagram'dan da takip edip Instagram'dan ha. DM atabilir. Ama işte orada takibi de basmaz mesela. Şimdi ha, kadın kanalını takip ediyorsun. Aa görünmez o. Görünmemesi görünmez. lazım yani değil ha, mi? Tabii Kanun tabii, tabii. öyle etsin, bir şey var. Ama Doğursanız. de, e, takip edin. sizinle yani, takip edin. Bir şey olmaz. Kim bakacak sizin kimi takip ettiğinizi Allah aşkına. Ee, takip edin. Ondan sonra olmadı fake hesap açı takip edin. ne yapayım <laughs> yani. Ondan sonra DM'lerden de özellikle yazın. Ee, sorularınızı sorun, Seta, ona göre içerik üretsinler. Tamam, evet yaparız biz bunu. Çok güzel, erkeklere Aha. bir tavsiye ver kadınlarla ilgili. Üç tane tavsiye var, hadi erkek takipçilerime. Vereyim. Engistel'im. Ha. Beyler, sınırlarınızı bilin. Sınırlarınızı bilin. Evet. Ne bileceğiz? Sınırlarınızı bilin. Kadınlarla ilgili karış, karışamayacağınız şeyleri bilin. Aslında genel olarak karışamayacağınızı da bilin. Ama bir şey anlatmak istediğiniz zaman da... Karşıdaki kişinin size ait olmadığını, ondan tamamen sorumlu olmadığınızı bilerek konuşmalısın, olur mu? bak, ukulele olsun diyorsun, özgüvenin yüksek olsun diyorsun. Evet. Böyle o zaman o adam ha, şey evet, abi. Evet, ben böyle kendimi şey... biliyorum vesaire söylüyorsun. Ha şöyle yap, böyle yap, bilmem ya, ne. Ondan arkasına... sonra ondan sonra sınır koy diyorsun. Şimdi ne yapacak adam? Bak şimdi aşkım. Kendine e, kendine öz kendine güvenmenin altında yatan en güzel şey ne biliyor musun? Ha. Diyor ki mesela, ben bu ...benle ilgili hoşlanmadığı bir şey var mesela. Hmm. Atıyorum eee... ...erkeklerle konuşuyorumdur Instagram'dan, çok fazla erkek takip ediyorumdur, hoşlanmıyordur. Kendine özgüveni olan herif ne yapar abi? Der ki, ya bu kız benlik değilmiş demek ki der. Benim hoşuma gitmiyor bu der, döner gider. Hmm. Seninle uğraşmaz, seni değiştirmeye çabalamaz. Hmm. Senin özeline girmez, çünkü benden sorumlu değil kendisi. Hmm. Benimle alakalı bir bağlantı yok, ne olursa olsun iki farklı bir bireyiz. Bunu demeye çalışıyorum. Ya da üstüme başıma karışma cesaretini göstermesin mesela. Hmm. Şunu giy ya da şunu giyme. Bunun ukalalık, adam bunu giyme falan dediği zaman o öyle olmuyor. Öyle ukalalık, hmm. o değil kastettiğim yani. Okay, tamam. Anladın mı? Anladım. Kendine güvenen adam bilir abi. Nerede nasıl davranacağını bilir. Bir kadına nasıl yanaşacağını da bilir. Ee, karışıp karışmayacağı yeri de bilir. Genel olarak karışması da süper olur. Bu birinci kur evet. Ama bazı kadınlar seviyor karışmasını. Evet bu da bir polemik aslında. Yani bir problematik bir şey belki de. Evet yani sen onu söyledin ama çok kadın karıştırmasını Çünkü bunu sevilmekle karıştırıyor. Evet evet yani bana sahip çıkıyor, ilgileniyor. Evet. Mesela diyor ki e, işte şöyle giydim böyle yaptım hiçbir şey demedim. Godoş mu diyor mesela. Ama aşkım ya. Ondan sonra dememesi anladın Dememesi lazım zaten. Sen diyor, ihtiyacın mı var? Senin annen mi baban diyor, mı? Diyor bunu. Sonra adamın gidip adamın suratına söylüyor. Ah. Sen diyor beni kıskanmadın bilmem ne yaptın. sonra şöyle şöyle misin evet diyor ya, yani. Evet ya bu seven kıskanmıyor. Kıskanır lafına hala inanıyor, biliyor olmak. Sen inanır mısın sevenin kıskandığına? Yani hani şöyle, <laughs> şöyle hani seven birazcık sonuç olarak kıskanır ama... Ama yani, müdahale şu... etmek başka hayır, bir hayır. şey. Yani ben şeyim birazcık hani böyle hani kıskançlığımı böyle göstereyim... ...ha şöyle yapma, böyle yapma değilim. Ben daha stratejik bir insanım. Hmm, çünkü sinsi bir akrepsin sen. <laughs> Tabii ki stratejik olacaksın. Ben daha, stratejik. kıskanıyorsam... Hani böyle kıskanıyorum, şunla şöyle yapma, bununla yapma demem. Ya şu o da senin arkandan böyle söylemiş. Ondan sonra Aa! ay bu şöyle söylüyor mu? Bak şöyle söylüyor, yılan. şöyle yapıyor falan. Tabii tabii yılan. Bayağı yani. yılansın. Tabii, öyle ay, yumuşak yumuşak her faati Sizin gibilerin ya, sonra. olduğu dünyada biz nasıl <laughs> ayakta kalalım ya Allah aşkına? Ay ne yapacağım ya? Sevgilini mi kaptıracağım? Kız kaptırılacaksa Aa, gidecekse gider o zaten. <laughs> kaptırmamak için çırpınacak da hali ha, yok. yok canım, relation olsa bile. Yani ne gerek var enerji alanımda, kendi evlilik ilişki alanımda öyle bir şey tutmam yani ben. Anladım. Yumuşak yumuşak ondan ha. sonra yolla gitsin. Ha. Tabii tabii ben inanmıyorum zaten. Öyle eski sevgiliden eski dost olmaz. Yani eski sevgiliden dost olmaz. Aa. Aa ben yok. de full dostum. Çok yanlış. Öyle mi diyorsun? Çok yanlış. Hemen <laughs> beyler, hemen sizin ilişkiniz. Onlar liyesi. bütün e, şeyi tutuyor. ...yeni ilişki ilerlemene birazcık tutuyor yani. Ne anlamda mesela, nasıl? Enerjime mi giriyorlar? Oh, evet. Çünkü ben yani istemesem de onları hala esmer... istiyorlar mı oluyorlar? Yani istiyor istemiyor, Yani sonuç hala hayatında. Hı -hı. E, yeni bir insanı hayatına çekmek için gerçekten eski insanların özgürleşmen lazım. Ondan Ama sonra arkadaş ve... arkadaş kalabildiysek Can, alacak verecek bir şeyimiz kalmamış. A Şimdi bak arkadaş kalabilirsin. Şimdi ben de şu anki mesela sevgilimle ayrılsam... Tabii. Kesinlikle arkadaş kalırım. Evet. Ama farklı ülkelerdeysek. <laughs> o kadar net diyorsun ya. Yani. O kadar net. Ya yani farklı ülkelerdeysek arkadaş kalırım. Aynı ülkede, aynı şehirde arkadaş olmaz. O... Allah Allah. O... Aa, aa. Ama seninki ruh eşinmiş. Seninkinin arkadaş kalmak zor olabilir. Olmaz. Bizimkiler sıradan eş. Olmaz. Yani o da bile kendi ilişki çekirdeğinde, kendi enerji alanında tutuyorsun aslında. Allah Allah. Bu yaştan sonra şimdi. Yani bağ kesme yap, birazcık da kendi hayatını uzaklaştır ki kendi hayatını, yeni bir ilişkiyi şey çek özellikle. Hmm. Erkekler de sevmez. Peki, adamlara ne diyeceğim? Arkadaşlar kusura bakmayın ama diyeyim sizin enerji almayı... Sen bağ günüsün. kesme yap, böyle bir şey söyleme canım, böyle bir şey söylemene gerek yok. Bağ kesme yap, kendince birazcık çek kendini, bak bakalım tamam. ilişki hayatını nasıl bir değişim oluyor. Kendin gözlemle. Peki, tamam. Bir bak bakalım, okey? Tamam, okey. Tamam, benim takipçilerime son olarak söylemek istediğim bir şey var mı? Senin takipçine son olarak söylemek istediğin bir şey yok. Bir şey söyle be. Ne söyleyeyim ya? bir, <laughs> Sen bir ne de... bir güzel bir şey söyle. Sizi seviyorum de. Hmm. Gelin de. Bunu böyle koyma Can. Niye? Böyle olduğu gibi koyma. Niye? Olduğu gibi koyacağım <laughs> sen, ya. Sen montaj da yapmıyorsun. <gülüyor> 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 koyacağım <gülüyor> tabii ki de. Ne rezil olacaksın ya. <laughs> o zaman ya. sizi çok seviyorum. <gülüyor> <gülüyor> Teşekkür ederim videoyu seyrettiğiniz için. <laughs> <laughs> dan ya montaj yapmadığı için olduğu gibi her şeyimizi evet, burada ben, karşılamış. Evet bak benim çok yakışıklı erkek takipçilerim var. Ondan <laughs> sonra işi gücü çok iyi olan erkek takipçilerim var. Ha, ondan gücü sonra mi? tabii tabii çok düzgün erkek takipçilerim var benim. Okay. Ondan sonra bekarmış <laughs> arkadaşlar güzel kız ben yakından gördüm. Boyun postun da iyi değil mi? Bak bakayım. <laughs> ondan sonra... Neler oluyor ya? <laughs> dur, dur bak güzel ay çok güzel kız. Güzel kız. Evet arkadaşlar hiç ee, yazın. DM'den sana yazsalar mesela Yürsel kızar mısın? Kızarım. E nasıl adam şey yapacak? Nasıl DM, DM'siz tanışamıyor muyuz? Oturalım tekrar. Nasıl, can nasıl tanışacak? Yani sosyal ortamlarda tanışabiliriz. Sosyal gittiğin yere eğlenmesi lazım. Ben hiçbir yere çıkmıyorum bir de biliyor musun? Ben full ev kuşuyum yani. inanılmaz da evcimen bir insanım. Anladım. Arkadaşlar vallahi elimden geleni yaptım. Söyledim. Neyse siz kendinizce bir ortak arkadaş bulursanız. <laughs> sizi seviyorum. Sizi seven